Zenless Zenzero'daki ilk wishlerimiz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Şimdi şöyle arkadaşlar, yaklaşık bir 3 saattir oynuyoruz. 10 level'a geldik. Zenless Zenzero'da. Hiçbir karakterimiz yok. Bunlar oyunun verdiği standart karakterler. Oyun şu anda şeyde olduğumuz için, beta'da olduğumuz için bize fazladan şu anda karakter seçme hakkı falan filan verdi. Bu tam olarak çıktığında verecek mi bilmiyorum. Bir de silah seçme zımbırtısı verdi. Buradan istediğimiz 4 yıldız bir taneyi seçebiliyoruz. Ama biz şu anda seçmeyeceğiz. Şu anda wishlerimizi atacağız. Signal search. YouTube'a gideceği için burası, hani daha önce bahsettim ama gene özetleyeyim arkadaşlar. Bu normal karakter wish kısmı. Karakter wish kısmı. Burada da standart wish kısmı. Standart wish kısmında arkadaşlar başlangıç banner'ını da içine koymuşlar. Başlangıç banner'ı ne? Mesela normalde 90'da 5 yıldız çıkıyor. 10 tane de 4 yıldız çıkıyor. İşte 4 yıldızlar A, 5 yıldızlar S seviye olarak düşünebilirsiniz. Hatırlıyorsanız şeyde neydi onun adı? Honkai Star Rail'de arkadaşlar ilk attığınız 40 wish'te mi 50 wish'te mi ne garanti 5 yıldız çıkıyordu. Burada da öyle ve ilk attığınız wish'ler indirimli oluyordu. Burada da öyle arkadaşlar. Şu anda bir tane 5 yıldız alacağız diye düşünüyorum. Karakter banner'da şu anda Alan var. Karakter banner'ı gene gençindeki gibi birebir. İşte 90 attığınızda 5 yıldız çıkma şansı var. İlk karakter %50 %50 hangisi gelirse işte 5 yıldızlardan biri. Eğer ki istediğiniz banner karakterinin 5 yıldızı gelmezse bir sonraki şeyde garanti olarak geliyor. Yani gençindekiyle birebir aynı, bir standarta atalım bakalım. İlk onlu wish'imiz vatana millete hayırlı olsun. Ve ilk onlu wish'ler arkadaşlar 8 şeyle oluyor. 8 parasını oluyor, indirimli oluyor. Oh. A geldi arkadaşlar. Şimdi B seviye karakter yok. Bunlar petçik gibi bir şey arkadaşlar. Bunlar silah. V-Engine. Bunlar silah. Bunlar işte bize buff veren petçikler. Sumo bu. Explore bu. Bunlar petçik arkadaşlar. Silah gibi düşünebilirsiniz. Bu wish sisteminin değişeceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Ha, bu animasyon çok şey değil. Arkadaşlar A olarak karakter gelmedi. A olarak seksi Boo çıktı. Devil Boo. Evet. Yani karakter alamadık. Yani şöyle düşünün. Silah almış gibi düşünün. Genshin'den örnek veriyorum. Silah almış gibi düşünün. Hadi bakalım bir onlu daha. Yani gene. Bu arada skip tuşu var, direkt geçebiliyorsunuz da ben hani neler geliyor görelim diye. Bunlar dandikler. Bunlar yani gençindeki 3 yıldız silahlar gibi düşünebilirsiniz. Bunlar silah. Aynen, bu topçuk olanlar silah arkadaşlar. Aa, gene şey çıktı. Karakter alamadık lan. Karakter alamadık. Hadi bakalım bir onlu daha. Gene tırt arkadaşlar. Skipliyorum. Yeter. Karakter... Aa, tamam, uzaylıyı verdi. Okey, uzaylı kızı aldık arkadaşlar. Başka karakter alabiliriz. Hizmetçiyi alabiliriz. Ya size karakter çıkma kısmını da göstermek istiyorum. O yüzden skiplemek istemiyorum ama... Karakter çıkmıyor. Aynen, karakter böyle görünüyor arkadaşlar. Tam olarak. Aynı karakter çıktı, Constellation olarak düşünebilirsiniz. Karakter çıkınca böyle yaklaşıyor. Zoom falan atıyor. Ondan sonra skipleyebiliriz. Aynen böyle. Arkadaşlar shop'tan alalım, bir onlu daha atarsak.
Şuradan Master Tape. Tamam, şu anda 5 yıldız geliyor arkadaşlar garantiden. Çünkü 8 10'lu atacağız ama 8 parası istiyor. Bize de 8 var indirimli. Şimdi S. Nekomiya mıydı? Nekomata mıydı? O gelebilir. S seviye güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Ki sonda geldi. Şaşırtmadı. Hadi bakalım Mihoyo. Hadi bakalım. Sumo bu. A rank silah geldi. Elektro Lip Gloss. Bu silah arkadaşlar. Tamam, bu geldi, bu güzel. Bu karakter, bu S seviye, hadi bakalım. Değilmiş. Hadi bakalım S. Bu ne? Bu yeni karakter. Bunu hatırlamıyorum bu karakteri. Soldier 11. Kedi kız çıksaymış. O kedi kadar, kız çıkaydı iyiydi ya. O kadar güzel değil. Karakteri hiç hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de karakter banner'ını atalım biraz. Biraz da karakter banner'ı. Hop. Hop, karakter banner'ı. Arkadaşlar müzik inanılmaz derecede şeye benziyor. Marvel Snap müziklerine benziyor. Karakter gene bu geldi. Okey. Yapacak bir şey yok. Hadi atalım arkadaşlar. Farkındaysanız pitimizi sayıyor ha. Mesela 90'da 80 oldu. Müzik inanılmaz derecede şey. Marvel Snap. Evet, gene çöp arkadaşlar, çöp. Ne geldi? Aa, bu da geldi. Hizmetçi de geldi. Okey, çok güzel. Bu arada arkadaşlar indirimli olarak, mesela wish atıyorsunuz ya, indirimli olarak şey alıyorsunuz. Parayı alıyorsunuz, şuradaki parayı. 20'ye. Ondan sonra gene normal almaya devam edebiliyorsunuz. Diyebiliyorum. Aynen. Aynen. Bu da işte normal wish'le aldığınız kısım. Bu gençlik Stardust Exchange gibi düşünün. Bu da Primogem kısmı. 5 tane de burada wish'imiz var. Falan filan. Çıkan karakterlere bakalım arkadaşlar. Agents. Şimdi elimizde karakterleri zaten biliyorsunuz. Andy, Billy, Nicole, bunlar beleş veriliyor arkadaşlar. Bize bu çıkmış. Hemen böyle bir bakalım. Böyle çevirme yok sanırım. Soğuk Aku. Hangi elementmiş? Buz elementi. Burada arkadaşlar normal ataklar, hani fiziksel vuruyor, skiller buz vuruyor diye bir şey yok. Normal bütün saldırıları buz vuruyor mesela bunun. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel, tatlı yani. Ondan sonra bu var. Gene I'm sorry'ci. Niye poposunu dönüp oluyor yani, ne gerek var? Aa, bu da gitti. Koş şey yap, utandı. Bu da S seviye karakterimiz arkadaşlar, ki S seviye karakter kesin fizikseldir bu. Yo, ateşmiş, okey. Ateşse güzel. S seviye karakterimizi bir kasalım, kasmak nasıl onu da görün. Normal Genshin'deki gibi arkadaşlar karakterimizi level atlattırabiliyoruz. Karakterimiz belirli bir level'a geldikten sonra işte bu 10'dur, 5'tir falan filan. Sizden belirli bir materyal istiyor. O materyali yaptıktan sonra karakterinizin level'ını yükseltme hakkınız oluyor. Yine Genshin'deki gibi yani. Ascension yapmak gibi düşünün. Birebir aynı. Ondan sonra mesela bunu daha yükseltemiyorum. Şundan istiyor. Bu da işte VR Trails falan filan. Bunlar yine rezinle alınan şeyler. Ondan sonra skill'ler. Şurası Constellation kısmı arkadaşlar. Bu Constellation kısmına da gireceğim. Bu Core Skill kısmı. Bundan bahsederiz zaten. Bu karakterin pasif özellikleri gibi düşünebilirsiniz. Karakterin pasif skill'leri var ya gençlerde. Onlar gibi düşünebilirsiniz. Equip kısmı arkadaşlar. Equip kısmında burada silahlarımız var. Karakterin mesela Genshin'de işte büyük kılıç, küçük kılıç gibi ayrımlar var ya. Veya Honkai Star Rail'de Destruction, Abundance gibi şeyler var. Burada öyle bir şey yok. Direkt takabiliyorsun yani, ama
Mesela bu base atak veriyor. Attribute master veriyor. Bu base atak defans. İşte base atak defans. Base atak atak. Bir de bunların alt özellikleri var tabi. Ve tahmin edeceğiniz üzere mesela bu düşük seviye, B seviye bir silah. 3 yıldız bir silah. O yüzden 24 base atağı var. Bunun base atağı arkadaşlar 40. Mesela daha düşük seviye bir şeyimiz var mı? Daha düşük yok zaten. A seviye falan var mıdır? B var en düşük. Tamam. C falan yok zaten. Tamam. B 4 yıldız. A 4 yıldız. Hemen buraya buradan gene silahınızı yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Gene aynı. Ne oldu? Lavayı edebilir miyim? Bir tane. Video çekiyorsan kalkmayayım bizi. Yok video at, video şey yapıyorum da şey yap yani ne olacak? Buradan arkadaşlar silahların bir limiti yok yani. Buradan şey yapabiliriz, takabiliriz. Şunlar artifact sistemi ama artifact sistemini daha açmadık arkadaşlar. Ve her karakter niyeyse eğilip poposunu göstermeyi seviyor. Buradan gördüğünüz gibi karakterlerin level'ları falan filan burada skill'leri mesela buradan normal atağını yükseltebiliyorsunuz ama elimizde bu materyal yokmuş. Bu ultisi, bu da E skill'i olarak düşünebilirsiniz. Yeni ha bir de şu var işte bunları da gösterdim. Yeni karakterleri arkadaşlar nerede deneyebiliriz? Direkt böyle deneyebileceğimiz bir yer var mı diye düşünüyorum ama combat zone direkt yok. Bu 24 saatlik shop ne? Ha tamam. Bu kısım böyle. Hemen şöyle bir deneyebileceğimiz bir kısım var mı ona bakıyorum ama direkt sanırsam hani oyuna gidip orada deneyeceğiz hani başka bir training zone falan filan herhangi bir şey yok. Şu anda görev olduğu için deneyemiyoruz. Deneme videosu da farklı videoya artık. Yapacak bir şey yok sayın YouTube. Şu anlık bu kadar. Biz Twitch'te devam edeceğiz oynamaya. Wish videosunu görmüş olduğunuz karakteri maalesef gösteremiyorum. Onu birazdan göstereceğiz. Ayrı bir video yaparız. Karakterleri denediğimiz. Bye YouTube.